Sesimizi de açalım. Böyle %90'lar falan iyiydi. Bakalım Sangal'ın haritası. Nük ve rampaya çok hızlı bir giriş ama rotasyon geldi bile. Ya çok zor bir side giriş olacak Sangal için. Yani bir kedi ilkili ikinciyi dev aldı. Devamında kapılar açıldı kapandı. Ve slot elenzi devamında Voxic takaslamış. Çoktan desteğe geldi. Yani çok kalabalıklaşmıştı burada. Eternal Fire savunması aldır uldur koşunca tabi hemen Venten rotasyon geldi. Efe'de keyifler çok yerinde. Evet. Abi Xcode demiş ki takımın ismi belirli mi demiş. Hangi takımı? Senin takımı soruyor herhalde. Belli arkadaşlar. El Albıç eSports. Mınake eSports. Biraz mı oluyor? Oğlum ciddi olarak değiştirmeyi düşündüm de takımı. Amınak eSports çok iyi bu arada. Amınak eSports harbiden ya. Amınak eSports. Mutat Mahmut ayarlarız onu. Hemen round bitsin aç kapı yaparız bro. Sangal 4.50 sağ olsun mola olsun ayarlarız. Ucuzasın elinden geleni yapıyorum fark ettin mi? Abi uzasın ya anıbisi görelim. Evet ya. Yalnız Eternal Fire çok yine Dustic'in ikinci yarısında gibi of bir ivmeyle başlarsa bence vermeyecek yani Efe. Evet. Ben de hiç taraf tutmuyorum ama uzasın istiyorum. Yani üçüncü map'i görmek istiyorum yani. Evet. Yıllardır kuramadığım özel e-spor takımı buydu işte arkadaşlar. Ya. Bloklama abi. Hayır abi ben oynayacağım. Oradan nasıl vurdu onunla ya? 2-0. Yani Dustic'e böyle başlamıştı Sangal. Şimdi de Sangal'ın haritasında Eternal Fire'ı başlayalım. Hemen aç kapa yapalım. Evet. Direkt ortamdan yapalım ya bence. Tamam. Alkış ya. Aynen öyle. Olmadı hiçbir şey. Oldu, oldu niye olmasın? Oldu, oldu. Yıllarımızı verdik lan. Evet. Bayağı oldu. Çok da ileriye gittik. Evet, güzel evet, oldu. Zamanda atladık ama başlaması lazım artık. Tamam. Oğuz abiye selam demiş Banko. Selamlar. Selamlar. Oğuz'un da çok sevenleri var özellikle Counter eSpor'u takip edenler. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Onun ve Taha'nın dudaklarından dinliyor. İlk gun roundu. Bayağı bir yavaş başladı. Oğuz'un donk attığı vuruşun Twitter linkini at abi modlara. Donk da ayrı bunu bir manyak adam, yani. Evet. O inanılmaz bir şeydi yani. 16 yaşında mı şu anda o? 17 oldu abi. Ondaki odak çok az e-sporcuda vardır evet. Counter'da. Şimdi 17 olmasa başka cümlelerin de var da. Gerçekten hani CS2'yi sahiplenmiş oy 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 çok iyi flash evet desteği Voxic'ten yalnız. Bir kez işler bir sıkıntıya acaba gidiyor artık. Yani bu gun round'da kaybedilirse. Aman Miked ya. Eyvah. Harika bir move Mikedia'dan ya. Harika bir move ya. Şiir gibi oynadı ama X-Lot takasladı 1v2'de. Clutch adam bakalım yapabilecek mi gerekeni. Her yerden şüpheleniyor ama ah onun iyi niyetli bir fake olacak gibi. Çünkü Vent'ten gelen Karix varsa onun dönmediği infosuna sahipler. Ve Voxic. Hiç geri adım atmadı. Hiç geri adım atmadı. Donk 38 vurdu bugün diyorlar. Abi simple alsaydın dikkat çekermişsin bu arada. Kınan sakal. Dostum simple'ın bir günü 1 milyon dolar. Şaka alsaydın yapıyorum ama dikkat çekermişsin. Haberin olsun. Bunu belirtmek istedim. Falcons mı kiralamıştı? Falcons mı kiraladı? 1 milyon dolar arkadaşlar. O maçı da kaybettiler. Kaybettiler mi o maçı gerçekten? Kaybettiler. Takip etmedim onu. Ve simple vallahi leş attı yani. Gerçekten mi? Ama yani o döneme mi denk geliyor bilmiyorum ama çok kötü şeyler yaşamış tabii abi. Yani o tabii savaş dönemi, savaş çıkıyor ailesi işte Ukrayna'da kendisi başka bir yerde o ülkeye giremiyor, ailesini ülkeden çıkartamıyor. Tabii biz müthiş diğer bir branşlarımızda da karşılaşıyoruz, şey yapıyoruz. Gerçekten o iki ülkenin vatandaşları için çok zor bir durum. Biraz onun mental tarafı çok sıkıntılıydı abi. Evet. CS2 bahanesi oldu gibi yani biraz kaçma bahanesi gibi oldu. Onun ihtiyacı vardı böyle bir araya. Bakalım dönecek mi? Dönse yapar gene abi ya. Ya
Ya aslında Major'dan sonra şöyle bir muhabbet vardı. Navi'de tekrardan olacaktı ama işte şampiyon olunca Navi Major'da Simple'ın şöyle bir açıklaması geldi. Yani aslında bir kadro değişikliği olacaktı ama Major şampiyonluğu geldikten sonra planlar değişti. Yani muhtemelen Wonderful'un yerini hazırlıyorlardı Simple'a, ancak harika bir performans Major'da. Major şampiyonluğu yolunu tıkadı yani Simple'ın. Cahit mi chatte Galaxy CSGO? Hoş geldin Cahit'im. Eklemiş biri de. Göremedim bir şey hızlıysa. Bir şey söyleyeyim. CS'deki her atılımımızda vardı Cahit Bey. Cahit canımızdır bizim ya. Biz, takımı... biz vites artırırken CS Counter-Strike konusunda bir yerlerde Galaxy vardı. Kutlamaya geldik. Kasa açmaya onun yüzünden başladık. Evet, onun onun yüzünden başladık. Sayesinde diyorum ben de bu arada. Sen yüzünden diyor. Galip falan da. Aynı şey ya. Benim hayatımda aradığım bir heyecanmış abi. Benim için sayesinde. Evet, bu arada yardımdan kabuğuna çekildi birazcık Sangal. Evet. 4-0 ilk timeout hakkı kullanıldı. Şimdi bir ban roundu. Explore'da bak, huysuz bacak. Salladı bir süre kendini. Ya şöyle, nuke haritasında biraz, yani 4-5 round yeter. Ama ben lavaboya gidip geliyorum. İlk 4 roundu alınca tabii turnu far büyük ve ivmeyle başlamış oldu. Yani Sangal'ın tercihi biraz bana garip geldi ya. Dust2'yi banlamamaları, Mirage seçmemeleri. Yani Mirage Sangal'ın kalesidir ya. Kalesidir yani abi. Yani Nuke'ü de iyi oynuyorlar ama bilmiyorum. Biraz çekindiler herhalde Eternal Fire'dan. Dust2'de çekinmediler. Mirage'de çekindiler. CD'yi çok başarılı oynadılar. Evet. Ona güvendiler belki de. CD seçimini yaparsak olur bizim map dediler. Lidere bir şekilde kapatırız dediler ama Eternal Fire muazzam. Ki önde kapattılar evet. CD'yi ama. Bu arada Jota Vent'i atlamış. Ya bundan haberdar mı Eternal Fire tarafı? Emin değilim. Duyulmuş olabilir. Vent hala çekiliyordu bir kedi ya. Zantaris. Oo. Bu arada kardeşi kardeşe kırdırdı. Var Voxic. Smoke'ların arasından X-Wad'ı gördü veya bir tahmin vuruşu geldi ama. Tahmin herhalde ikinci atışa bakınca. Kill de çıktı orada. 5-3. Yani Youngstar Vent'te Mayer'dan güzel bir move gelmiş. Orada bakalım birilerini bulabilecek mi? Zantaris X-Wad, Youngstar'ı bayağı bir yamulttu. Elenzi Vox'u yakalamış. Üzerine giden bir Elenzi var. 10 can bıraktı ama Zantaris. Buran çünkü... IGL. Vent'teki Vikedia'dan haberdarlar ama Vikedia. Multikill'i çıkarttı Vent'te. Hem Jota'yı hem Elenzi'yi avladı. 1-3 Seymi. Böyle roundları sever ama ben bu cümleyi kurduğum hiçbir roundu kazanamamıştım Seymi. Abi inanılmaz clutch'ları var Seymi'nin. Çok agresif bir adam. AWP'si de hiç çekilmiyor. Evet. Aynı Sensei vari. Çok güzel clutch'lar atıyor. Ve o clutch'ları attıkça ben bu cümleyi kuruyorum. Bu cümleyi kurdukça da bu adam atamıyor yani şu clutch'ları ya. Olmuyor yani. Abi çok iyi bu arada Sensei yolladı da olmadı. 5-0. Yani Eternal Fire bayağı taş gibi başladı yine. Bu? Seymi kendini yaktı biraz. 83 canla çıkıyor. Misklik herhalde. Evet. Ya da umarım ki. Umarım ki öyledir. Oradan mount of lineup var mı? Bende yok. Bende nuke haritası komple yok abi bayağıdır. 1.6'dan beri. 1.6'dan beri. Yalnız. Seymi yanıp böyle bir de terini sildi. Ne bakıyordum ben. Sıcak oldu burası deyip. Seymi övdü adam kötü oynamaya başladı. O Caster Curse var maalesef. Ya yani ben inanmıyorum hiçbir şekilde ama övdüğümüz adam ya da yerdiğimiz adam abi ya kral oluyor ya vezir oluyor ya. İnanılmaz. Yalnız Caster Curse evet. Rampa'da ikili bir setup abi. Var ya. Çok iyi okudu oyunu Eternal Fire. Çok iyi okudu. Ve bu arada Force'larıydı değil mi? Evet. Yani para yine olacak 3-400'lük dost bonus. X-Flat burada. Knife mı? Yok. Yapmaz Zantaras'a da yapma bunu. Eksi Seymi artı anlamsın. Keşke burada olsaydı Zantaras'a. Daha kötüsünü yazmışlar chat o yüzden şey. Yani 40 saniyesi var X-Flood'un ama... Benim sanırım Discord'um açıldı. Bu o AWP'yi verecekler muhtemelen. Yani Mayer'le Kalix AK'leri riske etmeyecek. Evet 5-0 olmuş. 6-0 evet. Oluyor abi.
6-0 oluyor. Muazzam başlangıç Efe'den. Ve Sangal'da da mentaller sıkıntıda şu an. Tabi. Hanginiz gerçektir lan, çabuk söyleyin diyorlar. Sert soru geldi. Zanti mi Simple mu? Hadi bakalım cevapla. Yani farklı kullanım oyuncuları. Rifle al Zanteris'i, Simple da AP'ye çek. Sert değil. Çok politik bir cevap. Sen niye Zanteris demedin? Vatan aynı mısın sen? Abi ben o iki gücü birleştirmekle hep taraftarıyım yani. Niye ayıralım? Birlikte olsunlar ya. Şu an bu arada net Zanteris. Evet şu an. Simple'ın abi da mentali yok yani. Simple CS2'de yok zaten. Yani Simple 2, CS2 kariyeri yok ya. Ama tweet atmış, döneceğim. Oo. Kafasına bastı. Evet. Maşallah dediğimiz yine yaşamadı çok kısa. Normal olarak. Tolunay Ören Zantar. Ben de tam onu okudum yemin. Bu arada kazandı mı o maçı? Tolunay Ören de zaten Simple oynamıştı, tweet vardı falan. Tolunay Ören kazandı o maçı. Kazandı galiba. Yani. Bu arada bir şans Sangal için ya, 2vs2'de olur mu olur? Zantet ya. Çok sıkıntı. Ah, Mayer de çok çok heyecanlandı oradaki kill için ama orada Jota'yı koruyan X-Blood vardı. Güzel de bir yonucu. Wicked ya. Bir can. Bir can. Tam literally bir can. Gördü Youngster. Aa, ilk basan kazanır. Aim koyan kazandı. Yani 6-0'dan ben sonra bir sandım. Şeyde Youngster'ı da bir sandım ya. Bir round geldi Sangal'dan. Ya çok eli yüzü düzgün bir round değildi Sangal için ama yine de kazanmak önemliydi burada. 6-0'dan sonra bir dur diyebilmek çok çok önemliydi. Yani devamı gelirse 7-5-8-4 İkinci yarı için bir umut doğabilir Sangal için. Bakalım devamı gelecek mi? O önemli. Çubuk atma ne işi, işine ya? Bir saladanlar odaklanmışlar diyor. Espor'un olmazsa olmazı bro. Evet. Yani resetlenmek her round için. Bak buradayız, arkandayız, yanındayız. Odaktan yeni bir şey başlıyor. İyi yaptın gibi bir sürü anlama geliyor. Onunla alakalı Vox'in çok iyi bir röportajı vardı abi. Yani ne diyor o dokunuşa? Pandemiden sonraki şeyde nasıl lan, buna nasıl hissettin diye sorular. Burada her şey çok farklı, farklı ülkelere gidiyoruz. Yani yanımızdaki adamla çakçak yapmak bile çok çok önemli bizim için demişti. Hatırlıyorum hatta pandemiden sonra. İlk lan veya ikinci lan falandı. O yüzden çok önemli ya o. Takım arkadaşını hype'lamak için. X-Flat bu arada Dink'ini attı yine. 12 can bıraktı Zantalas'ı. Gider ayak. Yani 4v3 Zantalas 12 canlı. Bir de işin şöyle bir kötü tarafı var Return'un Fire adına. Para yok. Bu round'da tüm oyuncular kaybedilirse eğer bir sonraki round... 4-3 oldu bu arada. Amma ve lakin. Yani Voxic, Galix, Elenzi takasladı ama bir anda bir tek başına kaldı round'da ya. Yani avantaj biraz Sangal'a kaymış gibiydi burada. 4v3.5 gibiydi ama... Artık sen Mayer sürekli bağırıyor hype'lamak için diyor. Yani her takımda bir tane minimum hyper lazım zaten. Böyle takımı yükseltecek, hadi beyler let's go diyecek. Her kondisyonun altında. Yani net hatırlayanlar vardır. Mouse'da, Hellraiser'da Voxic mi çok yapıyordu ya. İnanılmaz bir hırs vardı Voxic'te. Ama şu an çok sert ve focus oynuyor şu hali. Evet. Mimik yok neredeyse, öyle bir odaklanmış ki oyuna. İnsin diyor mimik. Mektar koç Fabre. Fabreyiz. Timeout'u evet. Yani ikinci timeout hakkı biraz hızlı kullanıldı Sangal tarafında. İşleri bir türlü toparlayamadılar ya. Yani bir 2-0'lık seri muhtemelen haritanın sonunda yüzlerinin gülmesini sağlayacak. Ancak o 2-0'lık seriye ulaşmak bayağı bir zor olacak gibi onlar adına.
Peki geldik klasik soruya abi. City map midir, team map midir? Yok mu? Tartışması City sanki abi. Bunda hiç tartışmaya... Abi yani binanın içine giriyorsun. Çıkmaz bir harbiden yani. tek merdivenle öteki site'lasın. Var mı böyle bir şey? Oo, Rush geldi. Yalnız site'de iki kişilik savunma. Harika bir yanıcı. Mayer'den kill, Zantares'ten kill, Vicedia'dan kill. Devamında Vicedia bir tane daha. Yani X-Lord çıkamadı bile attan. 8-1. Yani ilk yarı yönde kapattı. En çabuk diye biten round'u aslında belki de. Bu iki haritanın. Evet. 32 saniyede bitti. Ki X-Lord beklemese, vaktimizi almasa yani 20 saniyesi vardı maksimum. Oynayamıyor Sangal ya, şu an biraz toparlanması gerekiyor da bakalım bu Gun Ramp'la birlikte AWP var mı? AWP de yok. Yani Sami 1 kill, Jota 0-9. Yani şu ana kadar kill katkısı yok. Youngstar 2-8, X-Lord 7-8. Diğer tarafta ise çift taneye çıkan bir Vicedia, Voxic. Yani Kalik 8 vurmuş, Mayer 4, Zantares 8. Ki şu an için smoke oyunu gelecek ama tahmin ediliyor. Fark ettiler. Ses yoktu aslında ama tahmin ettiler herhalde. Sanırım ya çarptı X-Flat ya da bir mermi isabet etti devamında ya da bir tahmin. Kill'i getirdi, açılış kill'i getirdi. Yalnız rampadan ikili bir oyun gelecek. 3 kişi lobide, güzel bir yanıcı Jota. 7 cana kadar gerilerken Seymi'nin sesini duydu ama hattan çıkan Vicedia Seymi'yi yakalarken Youngstar farklı bir isim üzerinden takası getirmiş ama hiç mühim değil. Onun arkasında Kalix vardı. 3vs 3 pozisyonda canlar çok az. Jota 7, X-Flat 16. Güzel bir hat push'u, ikili bir move. Jota'yı da aradan çıkartıyorlar. Elenz X-Lot ikilisi Elenz Amein'den gelecek. Şu an için C4 kontrolü tamamen Eternal Fire'e geçmiş vaziyette. Ama çok coşkulu ve güzel anlatmıyorum ya. Teşekkür ederim abi. Aynı reaksiyonu chatte de görüyorum abi. Çok coşkulu demişler bak. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Bugün güzel uyuyacağım. Mutlu uyu bro valla. Çok iyi yapıyorsun bu işi. Ben beceremem. Bugün Zantares de güzel uyuyacak gibi duruyor şu an. Biraz öyle görünüyor. Özellikle Eternal Fire pop. Mayer Zantares box. Özellikle Eternal Fire taraftarları da aynı şekilde öyle görünüyor. Bakalım işler değişebilir ancak. Flash atayım derken X-Lord canından oldu. Devamında elendi. Smoke'ları spray. Arkadan sıkıntı. 5 cana kadar Mayer düştü. Vicedia'ya pozisyon hazırlandı. 9-1. Vay be. Herkesin keyfi tadı yerine geldi. Sanki bir mental baskı var gibiydi maç başında da. Sangal öndeyken özellikle Dust 2'de. Yani oyuncu kameralarından anladım ama emin olamadım. Yani kendi gözlerim. Sonra çok rahatladı tabii. Öne geçtiğinden beri o momentumda hiç vermediler yani. Tabii. Şu an durum 9-1. Bence biraz Eternal Fire tarafı da böyle başlayacağını düşünmedi Sangal'ın. Yani Sangal iyi başlayınca onlar da hadi beyler toparlanıyoruz havasına girdiler ve o andan itibaren şiir gibi bir oyun açıkçası. Çok da kararlılardı yani mesela. Tabii. O bir forslu diyoruz kararı var. Bir çekiyoruz kararı var onun üzerine. Full buy yapıyoruz var. Yani oradan sonra bir daha vermek istemediler üstünlüğü. Evet. Yakaladıktan sonra. Yani şöyle 7-5'ten sonra Dust 2'yi de katıyorum buna. Sangal sadece 2 round çıkarttı. Yani 9 oradan, 8 oradan, 17 ikilik bir seri. 18-2'ye doğru ilerliyor gibi. Bu roundlara çok bir beklenti yok. 2 tane Zalit, 1 tane Diggle. Mayer harcadı ama Vicedia destekte. Elenz 2 tane vurmuş. Ama canı çok az. Bundan 2 kişi. Voxic bitirdi. 10-1. City map'i dediysek bu kadar da değil gibi sanki. Bu kadar da birazcık olmamalıydı. Değil mi yani? Pistol de giderse GGVP. Şans biraz zorlandı burada. Ya şöyle Sangal yani kendi gibi oynamıyor sanki ya. Bana yani da öyle geliyor. Oyun... Kendi haritaları bu aslında. Dust 2'de bile. Daha... Evet. Daha bir oyun kurma çabası vardı. Burada yok. Ne outside smoke'larından sızma girişimi, ne bir akıl karıştırma, ne bir şey. Yani tabii buna izin vermeyen de bir Eternal Fire var. Tüm fight'ları kazanıyorlar şu an. Yani Jota 0-11. Jota'nın böyle performansı yok kariyeri boyunca. Yani birebirlik bir değişimle başladı ama tabii özgüven aldı Eternal Fire yani. Kedi yürüdükçe yürüyor ama cezalandırıldı bu sefer. Sami 32 cana kadar düştü. 4v3 ilk yarının son roundu. Kalix çıkışı bekliyor. Salında bir Mac daha izleyelim.
yazmış. Evet evet, o modda herkes chatte bakıyorum da. Yine siz kazan ama Anubis de kazanın yani. Ya bir Aspid gelecek ama Vox Skiven'dan geldi desteğe Kalix'te AME'inde ki Xanteris'in rampa puşu tam ben bunu söylerken Elenzi'yi aradan çıkartıyor. Devam da edecek Kalix'te AME'ine sızmak isteyen X-Wald'u düşürdü devamında Kalix. 2'yi de buluyor. Yani Jota kaldı sona. 1vs3 yanıcı granate. İlk kilini alabilecek mi? İlk kilini alamadı ve 0-12. Kariyerinde böyle bir performans yoktur. Yoktur herhalde. Yoktur yani. Abi. Ben hiç hatırlamıyorum yani. Lover rakibi yanı mı belli oluyor? Düşen'in. Efendim? Düşen'in Lover'daki rakibi yanı mı belli oluyor? Şu an belli olmuş olsa gerek. Bakabiliriz abi. Hemen bir kontrol sağlayayım. Faze mi çıktı o tarafa? Hemen bakıyorum. Kaydeden taraf. Kaydeden taraf Heroic Line Vision kazanımı oynayacak. Muhtemelen Heroic gelir oradan. Kaybeden taraf onunla oynarken kazanan taraf ise NIP Navi, muhtemelen Navi. Navi ile karşılaşacak. Tabi kazanan taraf da pilopu garantileyecek bu şekilde. Böylelikle onu söyleyelim. Evet, 11-1 değişik bir skor yani. Net çok. Bir skor. Abi, comeback atılması çok zor bir skor. Çok rahatlamış bir turn fire var yani şu an yüzlerden de belli. Bayağı relax, hiçbir gerginlik yok. Bitti, tatlıca haritayı kapatalım. Node'undalar yani. Yani Twitter'ın tadını çıkartacaklar aslında. Ben öyle. Ya bu arada Sangal sosyal medyası da acayip komik. Turn fire da evet. Yavaş yavaş çok komik paylaşımlar. Güzel güzel yönetiyor. İki kulüp de güzel yönetiyor yani. Çok tatlı paylaşımlar oluyor. Yani takip etmeyen varsa mutlaka takip etsin yani. Bayağı bağırtıyor beni. Onların linklerini de atabiliriz arkadaşlar, modlar, chat'e. Bakın sevgili güzel mod. Makaralar dönüyor. El ısıtıcı o. Hem teri alıyor olabilir. Hem de işte el egzersizi. Biraz ellerin sıcak olması gerekiyor ya. Dota'dayken ben de kullanıyordum. Bu USB ile bardağı ısıtan şeyler var ya, kahveyi sıcak tutan. Onlardan vardı bende, böyle bir şey yoktu da. Takıyordum makinaya. Mesela kışın turnuvadasın, dışarıya çıkıyorsun, sigara eller donuyor. Orada ısıtıyorsun, öyle devam ediyorsun falan. Sendeki o item var ya şu an. O zaman bardak ısıtacağım. Kanka evet. O metal sıcak bir şey, deli misin sen? O porselen o. Yani bastırıyorsun. Kanka sıcak bir şey mi o? Yapılmaz yine öyle, bence. Yani 70 derece çıkmıyor ki. Allah'tan bunları yapmışlar, ne güzel şeyin içinde. Pötürcüklü. Ben tesbih sallıyorum diyor. Alp mi? Yok. Mort tamam, Teof diye bir Alp arkadaş. Alp'in yanına sallıyorum işte. Tesbih sallıyorum ya, öyle el ısınması, eğim antrenmanı yapıyor, eğim lapte böyle. Ben yıllardır peçete diyor. Kaç tane e-sporcu var oğlum chatte? Herkes... Kelli birbirine ateş yapar gibi yapıyorlar. Var, bu arada peçete hemen çıkardı. Evet, Berk de hep öyledir bizim, biliyor musun? El terliyor aga. Artık oraya nasıl bir enerji veriyorsa. YSL Pro League hocam. Bizim de en kısa zamanda gidip oynamak istediğimiz. İnşallah ya. İnşallah. Eternal Fire, Sangal, Fireflux, bir de alttan Pacific gelse var ya, muazzam olur. Makarna videosu çok iyi diyor hocam, o tarifleri yapın. Vallahi çok güzel, mac and cheese yapın yani, peynir sevenler. Doritosları kırıyorsun üzerine. Çıtır çıtır çıtır. Acıktırdım ben dost. Vallahi çok açım. Gelir mi bir comeback? 3 kill bularak başladı pistole Sangal. Abi AI yok mu, niye göremedik? Abi Observer göstermedi bize. Bu tane replay var diye biraz sarsak yapıyorlar evet. Ama Jota kill imkanı yine kaçırdı.
Ama iki almış zaten. İki tane almış evet. Açılışı yapmış. Evet. Abi bu hile oyuna can sıkma. Bir şekilde yapar takım diyor. Dostum geriye atıyor geriye. 1,5 ay, 3 ay geriye atıyor. Tabii. Takımı. Şu an advance oynamak var, open'dan çıkmak var. Yani o yüzden. Ama işte. Ooo. Tabii takımın da her türlü zamana ihtiyacı olduğu için okey abi bence yani. Çok güzel, çok güzel. Yani, çok temiz oynadı. 1 ve 3. 1 ve 3 ama çok yani almaya oynadı zaten. Yani, alacaktı yani. Hani. Özgüven almış diyorsun yani. Tabii. Onu hissedersin ya. Yani 12-1 oldu ya. Vay be. Toksik boşa gülmüyormuş diyenler var. Sesleri kapatıyorlar artık. Hile oldu açıklandıktan sonra niye sizi çıkartmadı? Ki böyle hak yemek olur mu? Oluyor vallahi bro. Yani CS'de maalesef hileden banyan çıkıpsa bir ceza almak için. Şöyle bir şey söyleyeyim size, organizasyon devam etti oyuncuya. Evet. Yani hileyi açtır birine, taşıyabildiği yere taşısın seni. Yakalanırsa yerine yeni oyuncu koy, devam et. Roket gibi. Faceit'ten de neyden yemişti bana? Akros'tu galiba. Akros'tan yedi değil mi? Onları gösteririz ya, belgeli hepsi. Varsa kolay da sen hatta şey yap yani. Ajda vardır kesin. Evet. Bitti abi. Eternal Fire 2-0. Özellikle de Nuke'da açık ara farkla domine ederek kazandı. Tebrik ederiz yani. Can'ın Dust 2'deki oyunu. Evet. Azrail gibi. Burada Özgür'ün rahatlığı. Yani Nuke haritasında özellikle takım olarak Sangal çok kötüyken Eternal Fire muazzamdı. Ya işte o Dust 2'nin ikinci yarısından itibaren kattığınız zaman Eternal Fire bambaşka bir oyun sergiledi. Hak ettiler ya. 2-0. Vallahi hak ettiler. Yani her iki takımımıza da tebrik ederiz yani tabii ki de öyle. Tweetimi de atayım. Şey haberi doğru mu? BC Game CCTAO'dan disqualified edildi. Ha ne ya anlamadım. Akros banından sonra. Ha evet JV1 evet. JV banını attı. Evet 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 doğru. Hatta yani, kurumadan da oradan diskalifiye oldular. Ya CCT'den diskalifiye oluyorlar. Evet. Faceit'te devam ediyorlar. Faceit'te devam ediyorlar. Aynen abi. Direkt çünkü Akros yakaladı. Diğeri yakalamadı bana. Diğer direkt orada takımı çıkartıp yani final oynayan takımı almaları lazımdı Advance'a ama işte. Yani. Tabii Advance'da başlayalı abi. 3 hafta olmuş orada. Yani i̇şte. 0-4 mi başlayacak bizim takım gidip oraya ne olacak? Ya onu hiç göze almadıkları için. Çok şanssız bir olay.